olmaz. Evlat. Baba. Dalgınsın. Damadın dalgınlığı pek hayra alamet sayılmaz. Neyin var senin? Yok bir şey. Nasıl yok? Ben senin böyle gözünün bebeğine bakarım, pat diye anlarım. Senin bir sıkıntın var. Ne var? Evlat söylesene, neyin var? Züleyha'yla çarşıda karşılaştık. Davetiyeleri gördüm. He, anlaşıldı. Canını sıkan bir şey mi söyledi yoksa? Yok. Saadetler diledim. Ne güzel işte. Hamileymiş. Hamile miymiş? Hamileyim mi dedi sana? Yok, o söylemedi. Hastanede karşılaştım. Davetiyeleri götürdüğüm zaman Müjgan tahlilleri getirdi. Oradan öğrendim. Ne diyelim evlat? Allah bağışlasın. Demek bir çocukları daha oluyor. Bu mu üzdü seni? Yok. Nedir evlat senin azmedemediğin? Bak şurada düğüne sayılı günler kaldı. Eğer aklının içinde bir kuşku varsa oturup yeniden konuşalım. Yani şimdi Müjgan tertemiz. Müjgan'la alakası yok baba. Nedir o zaman bu hal? Köklerini kazıyalım dediğimiz yamanlar büyüyor. İkinci çocukları oldu. Allah bilir şimdi üçüncü çocuklar olacak. Genişliyorlar baba. Benim hazmedemediğim bu. Sen de daha geniş bir aile ol o zaman. Ne güzel evleniyoruz. Daha huzurlu ol, daha mutlu ol. Benim içimde öyle bir öfke var ki, içim hiç susmuyor. Ben Demir Yaman'ı ne zaman görsem, o içimdeki öfke yeniden alevleniyor, anlıyor musun? Evlat, bak yuva kuruyoruz. Yuva. Ne kadar sıcacık, tertemiz bir kelime değil mi? Bir insanın hayattaki en kutsal şeyi yuvadır. Şimdi sen bu yuvanın içinde öfkeyle, nefretle mi yaşayacaksın? Doğru mu? Senin kendi saadetini düşünmen lazım değil mi? Yenildim ben baba. İntikamımı alamadan yenildim. Sen buna yenilmek mi diyorsun? Kazanmak için illa kan akıtmak mı lazım? Yamanların, demirin, mezara, senin mapusa mı girmen lazım kazanmış olmak için? Bilmiyorum baba. Ben içimdeki bu kör nefretle ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum. Bu dünyada nefret edilen üç şey var. Biri kin, biri kibir, biri de nefret. Çünkü nefretin gemisi çok hızlı gider, fırtına gibidir. Ama hiçbir zaman karaya çıktığı vaki değildir, olmamıştır. Mutlaka batar. İşte sen huzuru seçtin, barışı seçtin. Şimdi onu korumak hem kendine hem de Hekim Hanım'a karşı senin borcun. Haklısın baba. Ben evliliğimi kin ve nefretle yürütemem, haklısın. Nefret de kin de zayıf insanların öfkesi. Oysa sen güçlüsün, kuvvetlisin. Aslan gibi delikanlısın. Sen bunu bil evlat. Sen kendi değerini bil. Bak depoda şimdi çocuklar seni bekliyorlar. Bu kantarın fişimine o imzalanacakmış. Hadi git bekletme istersen. Sağ olsun. Züleyha'nın sevdasının ne kadar derin kazımışsın içine. Üstüne saadet kurulmuyor işte. O duygular bana nasıl da tanıdık geliyor. Sanki seninle aynı kaderi yaşıyoruz.